de çok önemli evet. e, gazeteci Murat Arel'e biliyorsunuz dün bir video paylaştı e, kendisine yönelik ölüm tehdidinin e, içeriğinde o e, tehdidin olduğu bir video i̇şte, ihaleye çıkıldı hatta Ankara'da bir vekil bu emri verdi e, gerçekten de her bir e, satırının hızla araştırılması gereken ve şüpheli herkesin hani gözaltına alınıp e, sorgulanması gereken bir süreçti. Ee, ve özellikle de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, yani polisin harekete geçmemesi, güvenlik güçlerinin harekete geçmemesi de son 24 saattir ciddi eleştiriydi. Görüyorsunuz bir süredir ekranda. Ee, Türk Polis Teşkilatı'nın, yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi e, hesabından bir e, açıklama yayınlandı. Ben okuyayım onu size. Son günlerde çeşitli e, sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay'ın Gazeteci Murat Ağar ile silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntülerle ilgili istihbarat başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda videolarda bulunan maskeli şahsın O, -E, videoları kayda alan şahsın ise YK olduğu tespit edilmiştir. 04.09 e, 04 09 yani bugün kom başkanlığımız koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüpheli şahıslar İzmir'deki <laughs> ikametlerinde gözaltına alınmış şahıslarla birlikte 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 4 adet cep telefonu ve bir adet tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir e, deniyor e, bu e, açıklamada. E, şimdi burada... E, Murat Arel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı. Fakat yani yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Şimdi o videoda aslında birine yönelik bir suçlama evet. Murat Arel'in öldürülmesiyle ilgili ihalenin ona kaldığı ve onun kabul ettiği ne yönelik bir suçlamaydı. Şimdi ben şunu anlıyorum. Bir kere bu iddiayı gündeme getirenler gözaltına alınmış. Evet. Evet. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla özellikle yani işte mesela Murat Kuruçaydı, değil mi? Suçlanan kişi. Onun özellikle gözaltına alınmasına dair ben hem Murat'ın açıklamalarını hı hı. gördüm çünkü ona sorulmalı. Gerçi yurt dışında olduğu yönünde de bir bilgi vardı. Dün Murat Arel'in açıklamalarında gördüm onu. Ama bu bir başlangıç. Sonuçta o videonun aktörleri de. E, hızla bulunmalıydı değil mi? Tabii. E, lütfen siz bir hukukçu gözüyle Şöyle, hızla değerlendirin. de Elinde zaten bu tarz bir video evet. görüntüsünün e, kim tarafından ne zaman, nerede, <laughs> ne şekilde çekildiğini tespit edilip işlemi yapıp onları e, e, gözaltına almak için gerekli teknik imkan var. Zaten eleştiri konusu olan şey bu bilinmesine rağmen bu insanların bu görüntüleri yaymasına rağmen harekete geçilmemesiydi. Bugün bu harekete geçildiğinin görülmesi ve Murat Ağabey'i tehdit eden insanların en azından o videoyu çeken insanların gözaltına alınması önemli. Şimdi bunların ifade süreci önemli. Çünkü ifade sürecinde acaba o videoda ortaya koymuş oldukları beyanlar ile o, orantılı bir biçimde onunla paralel bir biçimde gerçekten Murat Ağabey'le ilgili böyle bir e Öldürme emrinin kimler tarafından verildiğine ilişkin bir beyanda bulunacaklar mı? Yoksa bizim bu dosyalarda çok örneğini gördüğümüzde, efendim ben orada aslında şunu yapma, ben şaka yapmak istemiştim, espriydi, de gerçek <laughs> değildi, bu demek bir şekilde üzerine örtmeye mi çalışacaklar? Şimdi netice itibariyle şu çok hemen sana Murat Arel'in paylaşımını okuyacağım şimdi Hasan Sınar. Hı hı. Benim öldürülme ihalemin yapıldığı anlatılan videodaki şahıs ve videoyu çeken şahısla ilgili Emniyet teşkilatımız bir açıklama yaptı. Açıklamada şahısların gözaltına alındığı bildirildi. Evet. Ayrıca gözaltına alınan kişilerin toplamda 14 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. Evet. Umuyorum ki, şimdi asıl yer burası. Umuyorum ki şimdi sıra Ankara'da benim için infaz emrini ha. veren evet. kişi de görevini hakkıyla yapan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkürler. Evet. Buyurun.